Sevgili severler, 21 Ocak Cumartesi günü Adana Yeşilova Hipodromu'nda toplam 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek. Adana'da start alacak olan safganların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Koş Beste, 19 Ocak günü Supi Gümüş İdaresi'nde 638.8-426 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Anadolu Alevi Burak İlvan'la 19 Ocak günü çalıştı. Anadolu Alevi 800'ü 54.9, son 400'ü 27 oldu. Dışta önde olan 3 numaralı Angel in the Snow ekranlarınıza geliyor. Touch alırsa Color içte arkada kalan safkandı. 15 Ocak günü Metehan Kılıç'la 1005.3 400'ü 26 oldu. Arkada kalan safkan 4 numaralı Hazelimiz. 19 Ocak günü Muhammed Özdemir ile çalıştı. 641, 400'ü ise 27.2 oldu. Sharp Glass içte, Golden Key ise dışta önde olan ikiliydi. 5 numaralı I Need You ekranlarımıza geliyor. İç pistte 19 Ocak günü Erdal Baysal ile çalıştı. Bu safkanın 600'ü 40.2, 400'ü 26.8 oldu. 6 numaralı King Slayer Ur Demirle 19 Ocak günü 637,5 400'ü 25.2'lik yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Lady Kassia Metin Dülgar'la 19 Ocak'ta Adana'da 600 metrelik yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 637.7 son 400'ü 25.3 oldu. 8 numaralı Lindos, ile 19 Ocak günü çalıştı Adana'da 638.4, son 400'ü 25.4 oldu. İçte 9 numaralı Luena, dışta ise Sirius Black var. 19 Ocak günü Erdal Baysal'la bu safkanın 600'ü 37.3, son 400'ü 25.2 oldu. 10 numaralı Silent Girl Mehmet Kıyak'la 19 Ocak günü çalıştı. 638, son 400'ü 25.6 oldu. 10 numaralı Silent Girl isimli safkanın. Dışta 11 numaralı Yaz Kızım, içte Umut Bey var. 19 Ocak günü Mehmet Akgöz'le 638.4, son 400'ü 25.4 oldu. 1 numaralı Cihana Bedel Enver Şimşek ile 19 Ocak günü 400'ü 27.9 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Kaşemum Kara İlhami Göçer'le 19 Ocak günü 600'ü 42.7 400'ü olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Can Berke, Ahmet Özziyet'le 15 Ocak günü 1200'ü 1.29.2, 1000'i 14.1, son 400'ü 30 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı İlkim Tay, 19 Ocak günü Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresinde çalıştı. 800'ü 58, son 400'ü ise 30 olduğu İlkim Tay'ın. İçte 5 numaralı şimşek izi, dışta ise büyük yıldız var. 19 Ocak günü Özgür Polat'la 400'ü 27 oldu. İçte arkada kalan kır safkan, 5 numaralı şimşek izi isimli safkanın. 6 numaralı Koca Memik, 15 Ocak günü İlhami Göçer idaresinde çalıştı. Bu safkanın 1200'ü 128.6, 1000'i 13.7, son 400'ü 29.5 oldu. 7 numaralı Al Zebek Recep Karakaya idaresinde 20 Ocak günü buçuk 429 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Orhon 20 Ocak günü İlhami Göçer idaresinde 429.2'lik kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. Bir numaralı Pixi Aziz Akdemir idaresinde 19 Ocak günü çalıştı. Bu safkanın 638.8, son 400'ü 25.7 oldu. 2 numaralı Aybüke Savaş Gürkan idaresinde 15 Ocak günü 800'ü 51.8, 400'ü 26 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Bye Bye Lalibay Kadir Yiğit ile 19 Ocak günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 53.6, son 400'ü 25.5 oldu. 4 numaralı Diferente Mehmet Gıyıklı 19 Ocak günü 639.8, 400'ü 26.2 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Scarlett Muhammed Özdemirli 19 Ocak günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 851 son 400'ü 25,5 oldu. 6 numaralı Kübra Hanım 20 Ocak günü İsmet Akkılıç idaresinde 428 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Aydınus Muhammed Özdemirli 19 Ocak günü çalıştı. 638.3 son 400'ü 25.3 oldu. 3 numaralı Rax Star Nizamettin Demirli 19 Ocak günü çalıştı. Star'ın 638.1 son 400'ü 24.8 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 4 numaralı Dark Destiny İlhami Göçer'le 19 Ocak günü Adana'da yapmış olduğu 851.3-424.7'lik yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Good On Ya ekranlarımıza geliyor. İçteki safkanlı dışta El Master var. Nizamettin Demir'le 19 Ocak günü 637.7, son 400'ü 25.2 oldu. 6 numaralı Umut Bey içte, dışta ise Yaz Kızım isimli safkan vardı. Umut Bey'in İsmail Demir'le 19 Ocak günü 638.4, son 400'ü 25.4 oldu. 8 numarada Efsane Misto, Aziz Akdemir'le 19 Ocak günü Adana'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 853, son 400'ü 26.4 oldu. 9 numaralı Zamburi, Müslüm Çelikli 19 Ocak günü Adana'da yapmış olduğu 1008.9-427.2 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Koç Kaçığı ekranlarımıza geliyor. Mennan Balla 19 Ocak günü piste çıktı. 800 metrelik bir galop yaptı bu safgan. 800'ü 52.8, son 400'ü 26 oldu. 2 numaralı Gökçe Kız Enver Şimşek 19 Ocak günü Adana'da 428,5 olan kısa düzlük sprintiyle itman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Yaban Arısı Hasan Yıldırım'la 15 Ocak günü çalıştı. Bu safkanın 1200'ü 128.8, 1000'i 12.8, 1000 12 son 400'ü 29.2 oldu. 7 numaralı Selmin Hanım Halil Parıldar'la 19 Ocak günü piste çıktı. Selmin Hanım'ın 400'ü 29 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. Sekiz numaralı Dülü Can, Burhan Sarıdal'la 14 Ocak günü çalıştı. Şanlı Urfa'da bu safkanın 800'ü yüzü 1.02, son 400'ü yüzü 29.5 oldu. 9 numaralı Nazlı Meltem, Mustafa Kemal Kumbasar'la 20 Ocak günü çalıştı ve 200'ü 15 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınızı. 10 numaralı Kozan Kızım, Erkan Tunç idaresinde 19 Ocak günü Adana'da yapmış olduğu 600'ü 41.7, 400'ü 27.7 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı altın sima 17 Ocak günü Halil İbrahim Akkaya idaresinde Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 800'ü 54.1, son 400'ü 27.2 oldu. 2 numaralı Can Kısas, Saadettin Ulutaş'la 19 Ocak günü Şanlıurfa'da yapmış olduğu 800'ü 52.5, 400'ü 25.3 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Elsan Star İsmail Demir ile 20 Ocak günü Adana'da yapmış olduğu 639.3, 400'ü 25.2 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı King of Heaven Mert Gökalp Arslan idaresinde 19 Ocak günü 800'ü 53.3, 400'ü 25.8 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Koç Yiğit Han, Necmi Altın İdaresi'nde 19 Ocak günü Şanlıurfa'da 852-425 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Nisanur Hatırası, Nizamettin Demir'le 19 Ocak günü Adana'da yapmış olduğu 641.6-427 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Speedy Eda 19 Ocak günü Hüseyin Budakla piste çıktı. 800 metrelik bir galop yaptı. Speedy Eda'nın 800'ü 50.5, 50, 50, son 400'ü 25.2 oldu. 1 numaralı Özakın Emrah Sincan'la 17 Ocak günü Adana'da iç pistte 1000'i 10.5, 400'ü 27.4 olan uzun galobuyla Cumartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Aşkartay Hüseyin Tekin 19 Ocak günü piste çıktı. 800'ü 58.7, son 400'ü 29.2 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Beyaz Adam Halil Köse ile 19 Ocak günü Adana'da çalıştı. 428 olan kısa düzlük sprinti ile itman pistinden ayrıldı Beyaz Adam. 4 numaralı Caymaz'ın oğlu Harun Çanakçı ile 19 Ocak günü Adana'da yapmış olduğu 646-430.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Gürgök Doğukan Konukla 19 Ocak günü Adana'da çalıştı. 42.3 son 400'ü 28 oldu 5 numaralı Gürgök isimli safkanın. 6 numaralı Yücel cumartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını 19 Ocak'ta Adana'da iç pistte İsmail Demir'le gerçekleştirdi. Yücel'in 642 son 400'ü 27.5 oldu. 1 numaralı Lady Fate ekranlarımıza geliyor. Cihat Yıldırım'la 19 Ocak günü 800'ü 51.7, son 400'ü 25.7 oldu. Dışta 2 numaralı El Master var. İçte ise 4. koşuda start alan 5 numaralı Good On Ya 637.7, 400'ü 25.2 oldu. 19 Ocak'ta Ahmet Öziyi ile çalıştı. 3 numaralı For The Last Time ekranlarımıza geliyor. 19 Ocak günü Mert Gökalp Arslan idaresinde çalışan bu safkanın 800'ü 50.9, son 400'ü 26 oldu. 5 numaralı No Complaints ekranlarımıza geliyor. 19 Ocak günü Ahmet Özyiğit idaresinde 400'ü 26.6 oldu. 6 numaralı Selanik Gamzesi Veysel Tekin'le 19 Ocak günü Adana'da çalıştı. 638.5 son 400'ü 25.5 oldu. 7 numaralı To The Moon Aziz Akdemir'le 19 Ocak günü çalıştı. 638.8 son 400'ü 25.6 oldu. İçte 8 numaralı Touch of Color var. Arkada ise Angel in the Snow. Diğer izleyenler ve Asaner Yılmaz'la çalıştığı Touch of Color içteki, arkadaki safkandı. 26 oldu. 9 numaralı White Butterfly ekranlarımıza geliyor. Halil Köse ile 19 Ocak günü Adana'da iç pistte çalıştı. 638.6 son 400'ü 25.8 oldu. 10 numaralı Wink of Victory 19 Ocak günü Burak İlvan idaresinde 638.6 400'ü 25.5 olan Galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 11 numaralı Yama Ata ekranlarımıza geliyor. 18 Ocak günü Mücahit Bayır idaresinde 851 400'ü 25.8'lik Galobuyla itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Kings Impact İsa Akyavuz'da 19 Ocak günü Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 638.5 son 400'ü 25.6 oldu. 5 numaralı Sesenta Yuno ekranlarımıza geliyor. Çağdaş Beyaz Toprak İdaresi'nde 19 Ocak günü Adana'da 426 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı oğlum Yusuf Servet Çeylan'la 18 Ocak günü Adana'da 800'ü 53, 400'ü buçuk olan galobuyla pistten ayrıldı. 8 numaralı Tangos, Münyamin Polat'la 19 Ocak günü Adana'da çalıştı. 637.7, son 400'ü 25.3 oldu. 9 numaralı Die Hart Ahmet Özyiğit idaresinde 19 Ocak günü piste çıktı. 600 metrelik bir galopla bu koşu hazırlandı. 638.9, son 400'ü 25.2 oldu. 10 numaralı Canım Abim Bünyamin Polat idaresinde 19 Ocak günü 638.3, 400'ü 25.3 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. Sevgili yarış severler, Adana İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.